Herkese selamlar. Süper Lig'in gerçekleşen tüm kulüpleri kapsayan transfer dosyamızın bir yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Süper Lig'de flash transferler olmaya devam ediyor. Dört büyük takımın ses getiren transferlerini zaten özel olarak inceliyoruz ya da detaylarına bakıyoruz. Ayrı bir video yapıyoruz ama Süper Lig'in diğer ekipleri de gerçekten boş durmuyor. Birbirinden kıymetli oyuncular bu sezon ligimizde forma giyecek. Gelin şimdi onlara biraz göz atalım. Önce Mario Gavrinoviç ile başlıyoruz. Mario Gavrinoviç şu anda 31 yaşında. Sezon öncesi olduğu için yine klasik 30 yaşında gözüküyor ama şöyle baktığımız zaman fırsatçı golcü rolünde oynayabilen oyuncu. Çünkü hızı bir hayli yavaş. Hızlanması da aslında yavaş ama bitiriciliği, kafa vuruşu, ilk kontrolü, tekniği, topsuz alandaki hareketliliği ve ön sezi yani bir pozisyon yaratırsanız o da fırsatçılığını konuşturur. Semih Şentürk'ün kaliteli hali diyebiliriz kendisine. Ve son zamanlarda son 1-2 sezonda da çok fazla devamlı olan bir oyuncu Mario Gavrinovic. Kayseri Spor'un transferi. Geçen sezon Dinamo Zagreb'te onun üzerinde gol atmıştı. Euro 2020'de de forma süresi aldı. Yani milli maçlarda da oynadı İsviçreli oyuncu. O yüzden Kayseri Spor'a bir şeyler katabileceğini düşünüyorum. İyi bir transfer oldu bence. Ama 2022 profili 31 yaşında olan oyuncu için çok parlak olmayacaktır. Bazı özellikleri düşer mi bilemem ama yükseliş yine beklemediğimiz oyunculardan biri. İki ayağında kullanabilen bir oyuncu dediğim gibi fırsatçı golcü konumunda oynuyor. Kariyerinde bir hayli maça çıkmış olan oyuncu Kayseri Spor'a hayırlı uğurlu olsun. Bir diğer oyuncu Fenerbahçe'nin Bursa Spor'dan aldığı Burak Kapacak. Burak iki kanatta birden oynayabilen oyuncu. Sağ ayağı çok kuvvetli olmasına rağmen sol kanatta da kullanılabilen ters ayaklı kanat oyuncusu olarak oynatabilen, oynatılabilen bir oyuncu. Şu anda 21 yaşındaki oyuncunun profili gerçekten göze çarpan özelliklerle dolu. Ters ayaklı kanat rolünde hızlanmasının 15 olması muazzam topsuz alanın 13, tekniği 13, pasının 10 olması, driblinginin 15 olması yani en önemli özelliklerinin 15-13 aralığında olması gerçekten çok çok sevindirici. Genç bir yatırım, genç bir geleceği parlak oyuncu diyebiliriz. Hatta şuradan oyuncu özellikleri detayından baktığımızda şu anki profili 115 yetenek değerinde maksimum ise 123 denilmiş. Yani bir iki tık daha yükselir gözüyle bakılmış ama çok çok daha üst düzeye gidebileceği öngörülmemiş oyun bazında oyuncunun. Fakat Fenerbahçe'ye hem yerli transfer hem genç transfer olarak bence iyi bir iş, iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum Burak Kapacağ'ın. Dediğim gibi iki kanatta birden oynayabilmesi, ferdivari bir oyuncunun transferi bizleri sevindirdi. Çünkü artık 30 yaş üstünde bir sezona gelip dünyalarca para alacak yabancı oyuncudan ziyade Burak gibi oyunculara yatırım yapmak gerçekten çok kıymetli. Ve geldik en sevdiğim beni hiçbir zaman mahcup etmeyen orta düzey takımlara mutlaka transfer ettiğim hatta draft turnuvalarında online turnuvalara katıldığımda takımıma mutlaka aldığım Meti Benatia'dan bahsedelim. 34 yaşındaki oyuncunun kariyeri muhteşem ötesi yani Roma'da, Bayern'de, Juventus'ta oynaması daha sonra Al Alduhal'e, Arabistan'a gitmesi oyuncunun aynı zamanda Cezayir dışında da Fransa Fas kimliğinin de olması bu arada Faslı kendisi. Yıldız oyuncu statüsünde Kara Gümrüğün biliyorsunuz ki geçen sezonda bizi şaşırtan yıldız transferleri vardı. Bunların en temeli Biglia'ydı benim gözümde tabii ki. Şimdi de Mehdi Benatia ...savunmada ciddi anlamda güç katacaktır... ...ve 34 yaşına gelmiş bir oyuncunun şu profili... ...2021 futbol menajer açısından çok kıymetli... ...ama 2022'de özellik kaybeder mi? Yani biraz şüpheliyim... ...belki hızı bir tık düşürülebilir... ...hani yaşından veya ilerleyen kariyerinden dolayı... ...ama çok da markajı kafa vuruşu, top kapmasında... ...ciddi özellik düşüşleri olmayacaktır diye düşünüyorum... Kendisi standart stoper rolü seçilmiş. Pasor stoper desek, pasor stoperde markajı, kafası, pası, top kapması da gayet iyi olduğu için yani iki rolde de gayet oynatılabilir. Karagümrük kariyeri yapanlar için bence çok müjdeli bir haber. Kesinlikle oynattıklarında pişman etmeyecek bir oyuncu. Tabii ki 2022 profilinde çok fazla değişiklikler yapılmazsa onun da altını çizelim. 2021'de hala kariyer yapan varsa Mehdi Benatia'yı alıp güle güle kullanabilir. Hiç arkasına bakmaz. Stoper hattında bir başka yıldız, bir başka tecrübeli oyuncu ise Kasımpaşa kadrosuna katıyor. Stoper olan 29 yaşındaki Jeffrey Bruma Hollanda'nın da milli takım stoperi olan Oyuncu ciddi bir tecrübeye sahip, güzel bir özelliğe, güzel bir profile sahip. Tabii ki 2022 futbol menajerde çok fazla öne çıkmayacaktır. Özellikleri artış göstermeyecektir ama düşüş de göstermeyecek. Yani standart kalacak oyunculardan diyelim biz kısaca. Şöyle gördüğünüz gibi pasör özellikleri karşılayan bir e, oyuncu. O en azından 12'nin altını düşmüyor pasör stoper dediğimizde. Daha önce Wolfsburg ve Mainz'da çok fazla forma süresi alan oyuncu Schalke, PSV, Leicester, Chelsea gibi kulüpleri de dolaşmış bir oyuncu. O yüzden Kasımpaşa stoperlerine, Kasımpaşa'nın defans hattına artık atabilecek bir oyuncu. E, bu transfer dosyasını şöyle yorumlayabiliriz. Ligimizde evet artık kazan kaynıyor. Her gün bir transfer haberi, her gün imzalanan oyuncular çok fazla var. Bunların hepsine yetişemeyiz. İçlerinden seçerek almaya çalıştım. Ve bu oyuncular bence bu sezon ses getirecek, en azından göze batacak oyuncular olduğunu düşünüyorum. Geldik bir diğer libero, stoper, savaşçı, cesaretli, azimli, çalışkan, kaptan sıfatını taşıyabilecek Stamboli adlı stopere. Biliyorsunuz ki kendisini Schalke'den tanıyoruz. Çok uzun zaman Schalke'de forma süresi aldı. Daha öncesinde Paris Tottenham gibi geçmişi olsa da oyuncu şu anda evet Adana Demirspor'da gerçekten onca kariyerin üstüne Adana Demirspor yıldızları bombaları patlatmaya devam ediyor. Hele ki e, konuşulan David Luiz ikilisi yani David Luiz İstanbul'lu ikilisini kurarsa Adana Demir savunma hattı muazzam olur diye düşünüyorum. Oyuncunun hızı hızlanması konusunda zayıf olsa da hamle oyuncusu olarak konsantrasyonu çok yüksek ve çok çalışkan olduğu için hızı hızlanmasını kesinlikle kapatabileceğini düşünüyorum. 30 yaşındaki stoper yine standart kalacak. 2022'de çok fazla değişik profille karşımıza çıkmayacaktır. Ama 12-15 bandı özelliklere sahip olan oyuncu hem ön libero'da hem de stoperde fazlasıyla görev alabiliyor. Çok çok iyi bir tecrübe. Adana sadece yıldız değil, değer katabilecek oyuncular da toplamaya devam ediyor. Yani Balotelli belki tartışılır hep altını çiziyoruz. Geçmişinde bir kumaş bir kalite gösteren oyuncu tekrar aynı şeyleri yapabileceğini ben her zaman düşünmüşümdür. Ama tabii aksi de çıkabilir. Biliyorsunuz ki Dortmund'un taş gibi savunması olan bir zamanlar Nevan Subotic Denizli Spor'a geldiğinde gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Ama Stamboli bunu yaşamayacaktır diye düşünüyorum bence güzel ve sivrilen bir transfer daha. Tabii ki Adana Demir bu kadarla yetinir mi? Bu kadarla <laughs> kısıtlı kalır mı? Manchester City'nin sağ sola kiraladığı bonservisi kendisinde olan Kosovalı milli kaleciyi kadrosuna kattı. Adana Demir 22 yaşındaki kalecinin özellikleri bence muhteşem. Yani biz Altay'ı, Uğurcan'ı, Mert Günok'u, bu kalecilere şu anda konuşurken göz önümüzde bulunurken Adana Demirspor'un savunma hattı kuvvetlendiği gibi bence kalesinde de çok kuvvetli bir eldiven izleyeceğiz bu sezon. Gerçekten bunaldığı maçlarda kurtarışlarıyla Adana Demir için kendisinden söz ettirecektir. Muriç genç bir oyuncu. Umarım satın alma opsiyonu falan vardır. Bu konuda bilgim yok ama böyle bir kaleci transfer edilirse ilerleyen zamanlarda büyük paralara satılabilir. Çünkü gelişime çok açık. Futbol menajer profilinden de görüyoruz. 2022'de yükseliş görebiliriz ama bu profilde bile kalsa ciddi anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir ufak kıyaslama yapalım. Böyle Altay'la Muriç'i ufak bir kıyaslama yapalım. Şut karşılamada 17-13 benim en baktığım özelliktir kalecide. Altay önde. Dağıtımda neredeyse yakınlar. Havada yakınlar. İletişimde Muriç bir tık önde. Zihinselde eşitler. Hızda Muriç önde. Fizikselde Altay bir tık önde. Eksantrik 8'e 5 yine Altay önde. Yani Altay'a özellik olarak yakın bir profilde oyuncuyu transfer etmesi Adana Demir Kalesi'nde emin ellere bıraktığını gösteriyor. Ve geldik ligimize yeni katılan Büyük Altay'ın transferine. Altay Şilili oyuncuyu kolo kolodan transfer etti. Yanlış hatırlamıyorsam bir maçında denk geldim oyuncuya. Tabii ki gece canı sıkılıp da maç izleyen kişiler olursa gerek Arjantin Ligi, gerek Şili Ligi böyle garip liglerin çılgın maçlarını görebilir. Kolo maçı çok aksiyonluydu. Tabii ki onlar bir anda karıncalanıp birbirine uçan tekmeler atabiliyorlar. Güney Amerikalı'nın çılgın maçları oluyor. O sırada yani dövmelerinden biraz tanıdım böyle epey bir resimli dövmeli, her tarafı dövmeli. Ama bileğine hakim, yaramaz bir çocuk profili çiziyordu sahada. Yürürken çalım atabilecek bir potansiyeli vardı. Hatta gol de atmıştı. Kaleciyle karşı karşıya kalıp topu aldı, döndü, çalımladı karşı karşıya kalıp golünü yapmıştı. Eğer ki doğru adamı hatırlıyorsam ama profilinden de gördüğümüz gibi gerek driblingi gerek tekniği 14 aralığında olması ve oyuncunun da 26 yaşında gelmiş olması bize e, güzel bir kanat oyuncusu izletebilir. Sadece sol kanat değil orta alanda sağ kanatta da üç bölgede de görev yapabilen bir oyuncu. Dediğim gibi ayağı çabuk bir oyuncu Gerçekten seri bir oyuncu. Zaten zihinsel ve teknik özellikleri de 12-14 bandında olması bunu bize gösteriyor ve çevikliğinin 15 olması gerçekten çok iyi. Yani bu özelliklerde kalır mı, değişir mi çok yorum yapamayacağım. Şuradan hemen oyuncu detaylarından bakalım. 124 profilinde oynarken 143'e ulaşılabilir demiş. Eğer ki iyi bir sezon geçirdiyse bir tık daha güncelleme alabilir bu profil özelliklerini. Altay için güzel bir transfer olabileceğini düşünüyorum. Altay'ın bir diğer transferi bence bu transfer de biraz ses getirecektir. Çok hızlı, çok seri bir forvet. Ciddi anlamda süratli ve hızlanması, çabukluğu çok iyi. Kendisi Norveç liginde fazla forma şansı bulmuş bir oyuncu. Bitiricilik konusunda, teknik konusunda zayıf olsa da çok fazla koşular yaparak, çok fazla çalışkan ve hareketliliği ortaya koyarak takımına gol konusunda fayda sağlayacaktır. Yanı sıra da rakip defansında dengesini bozabilecek kapasitede bir oyuncu. Sadece sağ ayaklı ve kendisine çalışkan forvet rolü verilebilir. Ve geldik Trabzon'un yerli transferine Dorukan Toköz. Tabii ki İsmail Köybaşı çok eleştirildikten sonra bir diğer yerli transferi olan Dorukan Toköz de Beşiktaş'tan alındı. Trabzon adına profili bence iyileştirilecektir. 25 yaşındaki oyuncu 2020-21 sezonunda bir hayli maça çıktı, bir hayli sahada gördük kendisini. Bu yüzden zaten şuradan bakacak olursak oyuncu özellikleri detayından 140'a ulaşabilir. Şu anki ise 120 yani bu potansiyel yeteneği de olduğundan, verimli de bir sezon geçirdiğinden atıyorum pası biraz yükseltilir, markajı yükseltilir. Bazı özelliklerine küçük dokunuşlar yapılmasını şahsen ben bekliyorum. Trabzon adına da güzel bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yabancıların şişirdiği kadrolarda böyle yetenekli, genç bir oyuncunun, çok yönlü oyuncunun tercih edilmesi bence yararlı bir transfer olmuş. Ligin de içinden biri. Milli takım oyuncusu aynı zamanda. Dorukan Toköz Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Ve geldik bu bölümün son oyuncusuna seçtiğimiz göze batacak transferlerdeki son oyuncuya Gaziantep'in Şalke'den kiraladığı Hamza Mendil. Hızı hızlanması muhteşem bir oyuncu. Genç yetenek 23 yaşında. Fas ve Fil dişleri sahilleri pasaportu var. Bon servisi Schalke'de olmasına rağmen Schalke sezonluk sağ sola kiralıyor kendisini. Oyuncu dediğim gibi çok süratli bir bek, çabuk bir bek. Yani eğer ki hücum oynadığı zaman Antep fazlasıyla atak yapabilecek, bindirebilecek kapasiteye sahip oyuncu. Pas kısmında biraz zayıflık görüyoruz ama yine de driplingiyle, hızıyla, hızlanmasıyla bu konuyu kapatabilecektir. Çalışkan ve Hızlı olması onu e, tercih edilebilir yapacak. Bakalım kendisinden ben sivrilmesini beklediğim dediğim gibi sivrilecek ve ses getirecek. 10 tane gerçekleşmiş transferi konuştuk bu bölümde. Onlardan sonuncusu da Gaziantep'e kiralanan Hamza Mendil solak oyuncu sağa gayet zayıf kullanamıyor kanatbek rolünde oynayabiliyor ve dediğim gibi en büyük özelliği hızlı hızlanması ve çalışkanlığı olarak gözümüzü önüne geliyor. Bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka transfer dosyasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.